bulduk sonunda kaçakları. Anlat bakalım Melek, en başından anlat. Yaz'la Eylül'ü nasıl buldun? Benim bir arkadaşım vardı Pursaklar'da. Ben dün onu ziyarete gitmiştim. Dönüşte de Yağız Bey'le karşılaştık. Ama ben ilk seferde tanıyamadım onu. Yazık. Süzülmüş, çökmüş, bir deri bir kemik kalmış. Tanıyamadan geçip gidecektim az kalsın. Deme ya. Kaçarken düşünecekti bunları. Ben hepinizin onları aradığını bildiğim için bulmuşken birazcık konuşayım dedim. Belki kaldıkları yeri öğrenirim diye düşündüm. Yaz Bey de zaten beni görünce tuttu kolumdan. Özlemiş mi ne? Neyse öyle oturduk işte. Ne konuştunuz? Dertleştik biraz. Sizi kırdığı için çok üzüldüğünü söyledi. İşleri de iyi gitmiyormuş. Tabii ben anladım hemen. Tuttum kolundan bir lokantaya götürdüm. Ama tokum dedi. Hiçbir şey yemedi. Ya açlıktan gözünün feri gitmiş, nereye toksun? Ben ısmarlarım, haftalığımı yeni aldım dedim. Ismarlatmadı. Aç aç oturdu öyle. Sanırım parayla ilgili sıkıntıları var. Nasıl olmasın? Kuruşuna kadar bırakıp gitti. Oğlum gitme etme dedik ama şimdi oralarda aç bir aç. Ey Allah'ım. Evi neredeymiş? Anlat bakalım. Gerçekten bilmiyorum maalesef. Hem zaten bunları da siz çok üzülüyorsunuz diye anlattım. Ben normalde sevmem böyle şeyleri. Laf taşımayı, dedikodu yapmayı. Duyarım, unuturum. Nermin teyzem çok iyi bilir. Kendilerini de, bizi de rezil etti. Şurada bir yalvarmadığım kaldı. Oğlum gitme etme. Perişan olursun. Ama yok. Neredesin Nermin? Yazıklar olsun sana Nermin. Ne oldu Razi'ye, ne diye bağırıp duruyorsun? Gözümün içine baka baka yalan söylersen bağırırım tabii. Nuran'la ikinizin bir olup çocukların yerini bulduğunuzu biliyorum. Ne demek oluyor bu Nermin? Bu kadın doğru mu söylüyor? Siz çocukları bulup da bizden mi sakladınız? Adnan, tövbe bismillah. Yalan söylüyor. Yalan. Razi, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Nermin teyzeciğim, sakin olun ne olur. Bakın tam... Dur kızım. Tamam, anlıyorum seni. Eylül gittikten sonra Koray zor durumda kaldı. Canı sıkılıyor. Ama gelip de sinirini bizden çıkarma. Boşuna da günah alma. Bırak! Bir de üste çıkmaya çalışma. Sen de sütten çıkmış ak kaşık gibi durma orada Nuran. Nermin ne kadar suçluysa sen de suçlusun. İkiniz bir olup çocukların yanına gittiniz. Hepsini biliyorum. Aman! Ya nereden çıkarıyorsun Razi'ye bunları sen? Allah Allah! Biz bilsek niye söylemeyelim canım? Buyur. Şıracının şahidi bozacı. Hadi yalan de. Hepsi yalan de. Bilmiyorum de. Razi'ye yeter. Yeter evime gelip bana iftira atmaya kalkma. Susun be. Nermin. Eğer bir bildiğin varsa, saklıyorsan benden. Adnan, senin aklın alıyor mu? Evladımızı bulup babasından niye saklayayım? Allah aşkına. Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz değil mi Nuran? Ha? İyi o zaman. Sana kim ne dediyse yalan söylemiş. Burada çocukların yerini bilen yok. Çocuklarımızı bulmanın...
babanın derdindeyiz Raziye. Sense böyle bir günde kapımıza gelmiş iftira atmanın peşindesin. Ayıptır. Senin oğlun benim gelinimi kaçırdı. Namusumuzu iki paralık etti. Seninki dertse bizimki de dert. Ah Nurhan ah. Nermin Hanım'ın yalanlarına ortak oldun. Bizi de ortak ettin. Raziye haklı. Dünürümüz sonuçta. Yarın sorarsa ne diyeceğiz? Ne yapayım Yaşar? Mecbur kaldık işte. Hadi. Niye sustun kaldın? Söyleyecek laf bulamadın tabii değil mi? Raziye yeter. Bana bak benim canım sıkma. Çıkın gidin evimizden. Zaten canımız burnumuzda. Bir de sizin iftiralarınızla yalanlarınızla uğraşmayalım. Nermin. Bir dakika. Yaşar. Senin sesin hiç çıkmıyor. Bu olanlardan haberin var mı? Dün Nermin'le Nurhan Hanım falcıya gittiğini söylediler. Doğru mu söylediler sence? Yoksa yalan söyleyip çocukların yanına mı gittin? Bir bildiğin var mı Yaşar? Söyle. Yaşar sen yalan söylemez. Bildiğin varsa söyle. En azından kafamız rahat etsin. Bizim hanımlar mı doğru söylüyor yoksa bu kadın mı? Var mı bir bildiğin? Doğruyu söylersen sen söylersin Yaşar. Bunlar dün bizi atlatıp çocukların yanına mı gittiler? Bilmiyorum Adnan. Benim bildiğim tek şey Nurhan bana yalan söylemez. Ben onun lafına bakarım. Ötekilere kulak asmam. Biriniz de aklının yanında durun be. Ha? Ayıp örtene kadar doğrunun yanında durun biriniz de. Ayıp be, günah be. Sizin kızınız kaçtıysa bizim de karımız kaçtı değil mi? Namusumuz gitti be. Ayıp ya. Sesini yükseltme, alırım ayağımın altına. Zaten sinirlerim bozuk. Bizim de sinirlerimiz bozuk Adnan Bey. Hayırdır? Allah Allah. El alem arkamızdan ne diyor biliyor musun? Şuna bak diyor, karısı kaçtı diyor. Gencecik çocuğa, zengin çocuğa gitti diyor. Evli barklı olduğuna bakmıyor diyor, dost hayatı yaşıyor diyor. Ayıp, günah be. Tazane kalk 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 kalk. Bunların gerçek yüzü ortaya çıktı hadi. Bizim bizden başka düşünen yok hadi. Hepinize yazıklar olsun. Hele sana Yaşar Efendi. Hele sana Nurhan. Tuh size. Namuslu sanıp kızınızı evime aldığım o güne lanet olsun. Bana bak Nermin. Milletin içinde karısı yalancı dedirtmemek için üstelemedim. Ama çocukların yerini bilip de söylemiyorsan... Adnan, Allah aşkına yeter. Ha bilsem niye söylemeyeyim, niye gizleyeyim böyle bir şeyi senden? Bu kız gördü işte. Yağızın yüzü gözü kaşık kadar kalmış. Bilsem ben evladımı o şekilde bırakır mıyım Allah aşkına? Ay, çok yazık. Kollar böyle incecik, kürdan gibi. Sen sus! Raziye niye buraya kadar gelmiş? Niye bağırıp çağırıyor? Bir bildiği olmasa ağanın evine girip bağırır mı? Eceline mi susamış bu? Ay Allah aşkına Adnan. Onun derdi oğluyla illa hıncını bir yerden çıkaracak işte. Sen iyi kötü Raziye'yi tanıyorsun. Onun kafasında 40 tane tilki dolanır. 40'ının da kuyruğu birbirine değmez. Kim bilir ne plan kurdu kafasında da öyle konuştu. İyi madem. Ben şirkete geçiyorum. Tamam kızım, tamam. Nermin teyzeciğim, çok gerildiniz. Ben size bir papatya çayı yapayım mı? Gerildim tabii. Ben gerilmeyeyim de kimler gerilsin? Hayır, o değil de. Raziye nereden duydu ki bunu? Aa, neyi duydu? Ay yoksa haklı mıydı? Nermin teyzeciğim, siz Yağız'la Eylül'ü görmeye mi gittiniz? Hayır. Yok canım. Yani Raziye onları aradığımızı nereden öğrendi diyorum.
saçma sapan konuşuyor işte Raziye'yi, bilmiyor musun?